geçen beri bu bir işimle ilgileniyorum. Bu son günlerde de kendi günlüğümü hazırladım. Kendi eğitimlerimi, eğitim altyapımı geçen semestir Kadıköy Üniversitesi'nde Cloud 101 An Introduction to Cloud Computing bu girişime giriş dersini verdikten sonra kendi eğitim altyapımı geçerli. Şimdi önümüzdeki günlerde bütün bunlarla almak istediği derse gündemde olacağım. Dolayısıyla eğitime geldiğimde de bu girişimi tanıtıcı çalışmalarına devam ediyorum. Bulut Bilişim'in eğitimde çok büyük bir fark yaratacağına inanıyorum. Eğitimin şeklinin değiştiğini görüyorum ve izliyorum. İleride de bizim buna kendimizi adapte etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Kendi hazırlamış olduğum şu anda eğitimleri de farklı yöntemler kullanarak, farklı eğitim teknolojileri yöntemlerini kullanarak hazırlamaya çalışıyorum. Umuyorum bir sonraki zirvenize de bunlarla ilgili bilgi verme şansım. Biraz bulut bilişimdeki rollerden de bahsetmek gerekiyor. Ortada bulut sağlayıcısı, yani servisi kullanıcılara hazırlayıp sunan yapı, güzel kişi. Alt tarafta bulut taşıyıcısı dedim ben, o bulut servislerini kullanıcılara taşıyan güzel kişilik, bu ISP olabilir, telefon olabilir. Bunun yanında bulut denetleyicisinden söz edebiliriz. Bu bulutun performansını ve bulut üzerindeki güvenlik mekanizmalarını ölçen bir denetleyici. Cloud Security Alliance, bilim merkezlerinin bu kuruluş tarafından sertifikalı olması önemli. Bir de bulut komisyoncusu var. Bu bulut komisyoncusu da çeşitli bulut servis sağlayıcılarının servislerini bir araya getirip toparlayıp kendince bunları kullanıcılara sunma işini gerçekleştiriyor. Bunun ne gibi faydası var? Her şeyden önce kullanıcı tarafından baktığımız zaman bir merkezi yapıt sağlanmış oluyor ve çok çeşitli servisleri siz tek bir yerden almış, tek bir yerle anlaşma yapmış durumda oluyorsunuz. Böyle bir faydası.